عزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه Hazreti Ayşe ile Hazreti Osman Efendimiz ikisi rivayet ediyorlar. Enne Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz iste'zene ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istediler. Hazreti Ebu Bekir'in izin istedi. Ve huve muttaca'un ala firâşi Ayşe'te labisen mirta Ayşe'te Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ayşe annemizin yatağına uzanmış ve Hazreti Ayşe annemizin hırkasını da üzerine örtmüştü. فَاَذِنَ لِأَبِي بَكِرٍ Ebu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e izin verdi. Gelsin dedi. وَهُوَ كَذَارِكَ Allah Resulü yerinden kımıldamadı hiç. فَقَدَا اِلَيْهَ حَاجَتُهُ Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ihtiyacını, sıkıntısını söyledi. Allah Resulü de onun ihtiyacını, sıkıntısını giderdi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gitti. ثُمَّنْ صَرَفَ ayrıldı. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرٍ Hazreti Ömer Efendimiz izin istedi. فَاَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَٰلِكَ فَقَضَى اِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفْ Hazreti Ömer Efendimiz de girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ihtiyacını giderdi. Allah Resulü'nden izin istedi. Tekrar ayrıldı gitti. قَالَ عُثْمَان Hazreti Osman Efendimiz diyor ki سُمَّ اِسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ Sonra ben izin istedim. Girmek için izin istedim. فَجَلَسَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzanmış da hani ya böyle bir sefer Allah Resulü doğruldu. وَقَالَ لِعَيْشَةَ İcma'i ileyki thiyabek. Şu ne filan çeki düzen ver. Yani şu elbiselere bir çeki düzen ver. Şunları bir düzenle. Kâle fekadaytu ileyhi haceti. Hazreti Osman Efendimiz diyor ki ben de ihtiyacımı giderdim, konuştum. Sümman saraftu ayrıldım. Kâle fekâle de Aişet. Hazreti Aişe annemiz diyor ki o zaman ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Lem araki fezi'te li Ebi Bekrin ve Umar. Radıyallahu anhuma. Kema fezi'te li Osman'a. Ben sende bir şey gördüm. Hazreti Osman'dan çekindiğin, toparlandığın gibi Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'de toplanmadın, çekinmedin. Yani sebebi nedir bunun? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne Osman'a raculun hayyun. Osman ile Hazreti Osman Efendimiz çok hayalı bir insan. Çok hayalı bir insan. Ve inni haşitu in ezintu lehu ve ene ala tilken hal er. Ben ona böyle uzanmış bir şekilde olduğum halde izin vermiş olsaydım, içeri gir deseydim اَلَّا يَبْلُغَ اِلَيَّ ف۪ي حَاجَتِهِ O bana ihtiyacını söyleyemezdi, utanırdı, çıkardı. Ondan dolayı o ihtiyacını göreyim, utanmasın, sıkıntısını gidersin diye ben de ne yaptım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toparlandım ki o ihtiyacını gidersin. Diğer bir rivayette arkadaşlar, başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ يَتَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَ Meleklerin haya ettiği kişiden ben haya etmeyeyim mi diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتِ الْأَلْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ Her kimde haya varsa ancak sahibini süsler, şereflendirir, izzet sahibi yapar. Kimde haya varsa. وَلَا كَانَ الْفَحْشُ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ Eğer kimde de fuhuş varsa, yani kötü kalplilik, kötü sözlülük, haya yoksa, hayasını kaldırmışsa Allah-u Teala o kişiyi de ancak ne yapar? O kişiyi de çirkin ve hayasız eyler. Allah cümlemizi hayalı insanlardan eyleye inşallah. Amin. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء Bir tanesi Allah Resulü birine uğradı ki o da kardeşine şöyle vaaz ediyor. Yani haya ile ilgili ya açık göz al artık ne bu utangaçlık ne bu şeyle gözün aç biraz dünyadan haberin olsun şöyle ol böyle ol diye vaaz nasihat ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَقَالَ دَعْهُ Onu bırak. Sen gidişine bak, onu bırak. فَاِنَّ الْحَيَا مِنَ الْاِمَانِ O kişinin hayalı olmasın, imandan. Hayasız mı olsun, imanını çıkarsın mı? Bırak onu sen gidişine. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşini azarlayan, yani artık yani bu haya bu kadar utangaç olma, işlerine bak diyen kişiye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَدْرِبُكُ Yani bunu serbest bırak, çünkü haya imandandır diyor.
Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'dan rivayet olunan diyor ki Allah Resulü Allah'tan hakkıyla haya ediniz. Sahabesine öyle diyor. Sahabe diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah biz zaten Allah'tan hakkıyla haya ediyoruz. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır yani öyle değil. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Ben size yani hayasızsınız veya başka sözü türlemek demek istemiyorum ya. Diyor ki Allah Resulü Allah'tan hakkıyla haya etmen başını ve onda bulunan azaları yani göz, ağız, kulak muhafaza etmendir. Allah'tan hakkıyla haya başta bulunan azaları gözü harama bakmadan. Allah-u Teala gözlerimizi haramdan muhafaza eylesin. Şu ezanlar hürmetine Rabbim ağızlarımızı haramdan muhafaza eylesin. Hakkıyla haya budur diyor Allah Resulü. Ney? Ağzını gıybetten, dedikodudan, iftiradan, laf getirip götürmeden, Müslümanların arasını bozmadan ne yapman sakınmandır. Ben hayalıyım diyorsan kişi ağzını muhafaza edecek. Gözünü haramdan muhafaza edecek. Kulaklarını haram dinlemeden muhafaza edecek. Karnını ve onu ihtiva eden eteklerini koruman, karnını ve elini karnına haram girdirmemen, elini haram işler yapmaman, elini harama uzatmaman, Müslümanlara zarar vermen için uzatmaman elini. Ben hayalıyım diyorsa kişi ne yapacak? Eli harama gitmeyecek, eli zulüme gitmeyecek, eli isyana gitmeyecek. Her kim ahireti istiyorsa dünya ziynetini terk etsin. İşte kim bunları yaparsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Öyleyse Allah'tan hakkıyla haya arkadaşlar kendisine vermiş olduğu bütün azaların isyanda kullanmaman, Allah'ın dilediği yönde kullanma. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyin peygamberlerin sünnetindendir diyor. Yani dört şeyi bütün peygamberler hemen hemen yapmıştır. Güzel koku sürünmek, Müslüman'da olması gereken, kokusu olması gerekir cebinde, güzel koku. Yani Müslümanlara zarar verecek. Bazı zaman öyle kardeşlerimiz koku çalıyor ki, ne derler, Antep tabiriyle burnunun direği kırılıyor yani. Öyle tabir oluyor. Onun için güzel, hafif olanı tercih edecek. Kimseye zarar vermesin, kimseyi incitmesin diye. İkincisi evlenmek, yine peygamberlerin sünnetindir, evlilik ve çok evlilik. Üçüncüsü ağzı misvaklamak. Dördüncüsü ise haya. Bütün peygamberler haya sahibiydi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa aleyhisselam buyuruyor ki sakın başkalarının avret yerlerine bakarak hayasızlık etmeyiniz. Yani Allah'ın haram kılmış olduğu avret yerlerine bakmayınız. Çünkü başkalarının avret yerlerine bakmak kalbe şehvet eker ki bu da sahibi için yeterli bir fitnedir diyor. Allah'ın istemediği haram yerlere baktığın zaman kalbe atılmış en büyük fitnedir. Ondan sonra kalp ne olur? Allak bullak olur. Her şeyi düşünür. Allah'ın istediği yönde gitmez. Onun için Müslüman ne yapacak? Hayalı olacak. Allah-u Teala gözlerimizi haramdan muhafaza eylesin inşallah. Salman-ı Farisi diyor ki arkadaşlar sahabe ne kadar güzel insanlar ya. Allah-u Teala cümlemizi şefaatlerine nail eylesin inşallah. Amin. Öyle diyor Salman-ı Farisi. Biri edep yerlerimi göreceğine bakın arkadaşlar. Biri diyor edep yerlerimi göreceğine. Hani şu hamamlara, denizlere, şunlara bunlara gidip de dizle göbek arasını açan kardeşlerimize inşallah ibret olur. Bizleri de Rabbim son nefesimize kadar muhafaza eder inşallah. Biri edep yerlerimi göreceğine veya benim gözüm birinin edep yerlerine ilişeceğine üç kere üst üste diyor arkadaşlar. Ölüp dirileyim ondan daha iyi diyor benim için. Ben birinin edep yerine bakacağıma veyahut da o benim edep yerimi göreceğime ölüp de gitmem ondan benim için daha hayırlı diyor. Salman-ı Farisi.
Hazreti Ali kerramallahu veçe ise avret yerlerine bakana da avret yerlerini gösterene de Allah lanet ederdi. Hazreti Ali Efendimizin sözü bedduası, yani Allah lanet etsin. Bakana da baktırana da Rabbim cümlemizi avret yerlerini muhafaza eylesin. Gözlerimizi bakmadan muhafaza eylesin. Avret yerlerimizi de baktırmadan muhafaza eylesin. Mehmet Akif son olarak da arkadaşlar, Mehmet Akif de bir şiirinde diyor ki, ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren. Yani haya yok. Adam ne yaparsa yapıyor, ne utanıyor, ne kızarıyor, ne bozarıyor. Bırak kardeşim diyor, bırak kardeşim tahsili, git önce edep haya örgen. Tahsili bırak. Adam ne kadar tahsilini, kaç tane üniversite bitirirse bitirsin, kaç tane iş sahibi olursa olsun, edep haya yoksa diyor, adam cahilin ta kendisi. Hayasızın ta kendisi, edepsizin ta kendisi. Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili, git önce edep haya öğren. Allah-u Teala cümlemizi edebini, hayasını öğrenip muhafaza edenlerden eyleye inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve şeyhimin ruhu için, devletimizin, milletimizin selameti için El-Fatiha.